Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yesir li emri ve ahlel ukdeten min lisani yefkahu kavli. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah bi adedil cinni vel insi ve bi adedi meleki ve nücum. İlem eyyuhel aziz. İnsan ne kadar cahil ve gafildir ve ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. 9 veç ile menfaati muhakkak, yalnız bir veç ile zararı mevhum olan büyük bir hayr-ı azimi terk, dalaleti irtikab eder. Evet, sofestainin bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok vehham, ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder. Ahiret işi olursa onda 9 zarar ihtimali olduğu halde içtinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur. İlem eyyuhel aziz, ruhu insani gayri mütenahi ihtiyaçlara giriftar, gayri mütenahi elemlere mahaldir. Gayri mahsur lezzetlere iştihalıdır. Gayri mahdut amali beslemektedir. Hatta kalbin dalaletiyle beraber ruhtan fışkıran şefkat gayri mütenahi elemleri tazammum ediyor. Binaenaleyh ben neyim? Ne kıymetim var ki benim için kıyamet kopsun, mizan vaz edilsin, hesap görülsün demeye hakkı yoktur. Ey kemal-i gurur ile dalalet kürsüsünde oturan, hayatına mağrur olma. Zira o hayat bir mugalata ile kaimdir. Şöyle ki, o kürsüde oturan dal, zeval ve fenanın dehşetini düşünüp korktuğu zaman saadet-i ebediye ihtimaline kaçar, tekalif-i diniyenin terkinde de ahiretin olmayacağını ihtimaline kaçar. Bu mağlata ile her iki elemden kurtuluyor. Lakin kısa bir zamanda düğüm açılır, hakikat ortaya çıkar. Ne birinci ihtimal elemini izale eder ve ne de ikinci ihtimal yükünü tahfif eder. Ve keza musibet taammüm ettiğinde elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim diye yine yük altından kaçar. Fakat musibet âm olduğundan elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası, ahbabı da o musibete dahildir. Çünkü insanın ruhu ebnai cinsiyle alakadardır. Ne kadar umumi olursa o kadar da elemi fazla olur. Ey şek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahata çekilen bir biçare. Gaflet serinliğinde, şevk içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. O zehirli baldır. Az bir zaman sonra cehennemi bir azaba inkılap edecektir. Eğer âlâmın lezaize, narın nura inkılap etmesi emelindeysen, evkat-ı hamsede rükû ve sucud kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, başını kır, imanı doldur. Sonra ayata tefekkürle taate devam eyle ki şek ve gaflet perdeleri yırtılsın. Bu dalalat acılığından necatın halaveti tavazzuh ile münacat lezzeti ortaya çıksın. İlem eyyuhel aziz. Ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe, imtihan yoktur. Çünkü seyyid, efendi, abdini, hizmetkarını tecrübe ve imtihan edebilir. Fakat abd, seyyidini imtihan etmek selahiyetinde değildir. Ve keza insan, Rabbini, Halık'ını tecrübe edemez.
İlem eyyuhel aziz. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri mazi ve müstakbel ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. İkincisi, gerek enfusi, gerek afaki, yani dahili ve harici şeylere taalluk eden idraki, külli ve umumidir. Üçüncüsü, inşaata lazım olan mukaddemeleri keşf ve tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento misullü, lüzumlu mukaddemeleri ihzar ve tertip etmek gibi. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiddir. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla, sonra nefsinde veya haricinde görmekte olduğu inamlar lisanıyla, sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı şehadet ve müşahede lisanıyla saniyi hamdü sena etmektir. İlem eyyuhel aziz. İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Dokuz veçh ile menfaati muhakkak, yalnız bir veçh ile zararı mevhum olan büyük bir hayr-ı azimi terk, dalaleti irtikab eder. Evet, Sufestai'nin bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok vehham, ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder. Ahiret işi olursa onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde içtinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur. İlem eyyuhel aziz. İnsan ne kadar cahil ve gafildir. En dehşetli zulmet, en ciddi karanlık küfürdür. Küfür inkardan sonra ikinci dehşetli karanlık da cehalettir. Bir rivayette Efendimiz buyuruyor ki, cennette komşum cahil olsa ben narı, ateşi tercih ederim. Demek cehalet ateşten daha dehşetli. Yakıyor yani insanın manevi hayatını bitiriyor, felç ediyor. Beşer dünyasının en büyük zulmeti cehalet, küfürden sonra. Bir de gaflet. Tabii ikisi birbiri üzerine inzimam edince o zaman insan ipi kopartıyor. İstikametten sapıyor. Tabii gafletin çok kaynağı var. Ama iki gaflet var ki onun üzerinde zihnen kafa yormamız ciddi manada düşünmemiz, tezekkür ve tefekkür etmemiz lazım. Biri mahiyetten gaflet. Ben bazen söylüyorum, yani şöyle, işte şu elimde dünyanın en kıymetli mücevheratı, kaşık cermaz. Bu elimde de çikolata. 5-6 yaşındaki çocuk kapıdan içeri girdiği zaman ben elimi açıyorum. Çocuk nereye gider? Çikolataya. Niye? Mahiyetten gafil. Yani şu mücevheratın içerisinde kıyamete kadar gelecek, bütün çocuklara yetecek çikolata var mı? Var. Mahiyetten gaflet. Tabii mahiyetten gafletin de tabakatı var. Bak. Kendinden gafil.
varlığın sır ve esrarını daha keşfetmemiş. Daha keşşaf değil. İnsan Allah'ın en antika asarı. Yerde ve gökte insandan daha mucize eser yok. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini kemal-i şaşa ile gösteren kainat mevcudatta en büyük ayet, en büyük delil, en büyük hüccet insan. Allah insanı yarattı. Bak, insan bütün mahlukatın özü, bütün alemlerin özeti. Bak, mahiyetten gaflet. Kendi mahiyetini, kendi hakikatini, kendi kadr ve kıymetini bilmediği için ne yapıyor? Kırıyor, döküyor, zayi ediyor, çaldırıyor. Ehemmiyet vermiyor. Bir ömür maalesef zayi olup gidiyor. Mahiyetten gaflet. Bak, kendi mahiyetinden gafil. Ama gafletin de en ağır tabakası, bak, yani Allah'tan gafil olmak. Bir ayet-i kerime var. Bu ayet kafirler hakkında inmiş. Allah'ın kaderini Allah'ı takdir edemediler. Ve ma kaderallahu hakkan kadrihi. Allah'ın kaderini takdir edemediler. Seni yaratan Allah, seni yaşatan Allah, alemleri tedbir ve tanzim eden Allah. Varlık aleminde ne varsa hepsi, her şey, bak, Allah'ın sanatı. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini kemal-i şaşaya ne yapıyor? Akıl gözüne göstermiş oluyor. Bak, Allah'tan gafil. Bak. Başka? Peygamberimizden gafil. Bak. Kur'an'dan gafil. Bak. İslami edepten, terbiye-i İslamiye'den gafil. İşte cehalet de gaflet birbiri üzerine inzimam ederse, birbirine kuvvet verirse o adam çizgiyi taşar, nefsine zulmeder. İşte ne diyor? Oku ibareyi. İnsan ne kadar cahil ve gafildir. Evet. Ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Demek gaflete girdikçe, cehalette karanlığa düştükçe ne yapıyor? Ya. Nefsine zulmediyor. Ebedi istikbalini tıkıyor ya. Bak, bir insan beka için yaratılmış. Bir insan ebediyet için halkedilmiş. O yolları ne yapıyor? Kendi iradesiyle kapatmış oluyor. Evet. Dokuz veç ile menfaati muhakkak. Yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr-ı azimi terk, dalaleti irtikab eder. Tabi İslam dininde imandan sonra en büyük hayr-ı azim nedir? Namazdır. Dokuz vecihle faydası olan bir vecihle, o da vehim, vesvese. Bir de fıtrattaki fire. Yani bahçeye gidersiniz, bir sepet kayısı yaptırırsınız, sepete doldurursunuz, arabanın arkasına atarsınız. Eve getirince o şeyi, sepeti döktüğümüz zaman dibinde bir iki kayısı zayi olur mu? Olur. Hak'tan böyle sapanlar bulunabilir mi? Olur. %2,5 fire. Bir de vehim. Bakın. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim, değil mi? Namazı emretmiş. Birçok ayette namazla beraber Cenab-ı Hak zekatı emrediyor. Bak. Zekat. Fakirin hakkı. Malını temizliyor. Allah o zekatın arkasında senin malına bereket veriyor. Ziyadeleştiriyor. Bak. Şimdi vehim. Zekat %2,5. 1/40. Devede ne kadar? Kulak kadar bak. Ya ben bu parayı verirsem acaba elim cebim biter, fakir olur. Çoluk çocuğum namahre, namerde muhtaç mı olur? Bak, vehim. Halbuki öyle değil bak.
tecrübelerle sabit. Bir Müslüman zekatını vermezse en az zekat kadar Allah onun elinden çıkartır. Ya yangın, ya iflas, ya zarar, ya sel, ya ateş alıp götürür yani. İslam uleması zekatın nafi ve faydalını şöyle şey etmişler, ifade etmişler. Şimdi kavak ağacı semaya doğru büyüyor. Budama zamanı gelince kavağın şeylerini ne yapıyoruz? Dallarını buduyoruz. Şimdi bağdan, bahçeden, keresteden anlamayan insana göre bu adam ne yaptı? Ağacı biçti. Hakkat noktasında o budama ağacın istikametine kuvvet veriyor. Selvi gibi değil mi? Ağaç ne yapıyor? Semaya yükselmiş oluyor. Namaz dinleyelim. Hazreti Tamme ve Salatil Kaime Hat Seyyidina Muhammeden el Vesilete vel Fadilete ve Derece Terafiyatel Aliye İlahi ve Bas-ı Mekamen Mahmuden ellezî ve Adde inneke la tuhriful miyat amin ve hamâ Rabbil Alemin. Şimdi teklik, teklif fıtrata mutabıktır, ağır değildir. Vehim ve vesvese şeytan onu ağır gibi gösterir. Şimdi bir ay sonra işte Ramazan gelecek ya.
Bir ay boyunca nefesim kesilir. Aç kalacağım, susuz kalacağım. Hayır, öyle değil. Orucun yüzlerce hikmeti var. Perhizdir bak. Sıhhattır, afiyettir. Peygamberimiz buyuruyor. Ya, az yiyiniz, uzun yaşayınız. Nimet ilahinin kadri ve kıymetini bilmektir. Allah'ın emrine itaat ve teslimiyettir. Başka fakir fukaranın çektiği sıkıntıları bizatihi fiilen yaşamaktır. Şu fakaranın haline. Tabii konumuz oruç olmadığı için uzatmayalım bak. Şimdi vehim ve vesvese alıyor. Ya, oruçtan bana zarar gelir. Hayır, oruçtan kimseye zarar gelmez. Ya. Oruç seni yıkar, seni tasavvuf eder, seni Allah'a yaklaştırır. Namaz, namaz da öyle. En büyük ibadet namaz. Tevehhümü zarar. Yani gerçekte zarar değil, vehim, hayal ve meyli rahat, meyli istirahat noktasında nefis başını kaldırıyor. Nedir ona göre yani vehmin namaz hakkındaki şeyi? Ya işte günde 5 kere kıl kıl bitmiyor. Peki sabah yiyorsun, öğle yiyorsun, akşam yiyorsun, ikinde yiyorsun, bir de gece yatmadan yiyorsun. Yemeğe bir şey demiyorsun. Havayı teneffüs etmekte sıkıntı yok. Allah'ın nimetlerinden faydalanma noktasında değil mi? İhtiyaçlar tekerrür edince onları kemal-i inşirah ve imbisatla alıyorsun, kabulleniyorsun. Namaz ve teklife gelince tembellik ve lakaytlık. Vehmi zarar işte. Sabahın köründe kim kalkacak? Kalk, Allah'a yaklaş. Kulluğunu tescil et, fiilen göster. Vehimle. Bütün ibadetler böyle bak. Zekat da malı azaltmaz. Oruç da insanın sıhhatine kuvvet verir. İbadet de insanı Allah'a yaklaştırır. Allah'a kurbiyettir. Bütün ibadetlerimiz böyle. Ama cehalet ve gaflet hakikatin ne yapıyor? Önünü kapatıyor ve insanı dehşetli uçurumlara sürüklüyor. Evet. 9 veç ile menfaati muhakkak. Yalnız bir veç ile zararı mevhum olan büyük bir hayr-ı azimi terk, dalalete irtikab eder. Evet, sofestai'nin bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. İşte bakarsın böyle tabii insanlar inandığı gibi yaşamazsa ister istemez insan psikolojisi yaşadığı gibi inanmaya kendini mecbur bilir. Bu bir kaidedir. Dinden, mukaddesattan uzaklaştıkça nefis efendim ne üretir? Ya, mahana üretir yani. 40 teville tevil eder. Ve gittikçe ne yapar? Allah korusun, haktan ve hakikattan uzaklaşır. Orayı bir de oku. Evet, sofestai'nin bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri. Bir ateistin, bir dinsizin, dinle mukaddesat alakası olmayan bir filozofun bir sözünü hüccet alır. Bak, onun altında boğulur. Maddiyatta tevavül edenlerin maneviyat hakkında sözlerine itibar edilmez yani. Bak. Şimdi bir adam filozoftur, matematikçidir, fizikçidir. Değil mi? Sosyal bilimcidir. Sahası belli. Maneviyat onun sahası değil ki. Adam 90 yaşına gelmiş, secdeyi bilmiyor ya. Allah'a tesbih etmemiş. Marifette derinleşmemiş. Saha farkı var bak. Şimdi nefis insana yutturuyor yani. Bak, Şah-ı Geylan ediyor. Benim Risale'de bir cümle var diyor. 90 sene maneviyatta terakki etmiş Şah-ı Geylani. 90 sene. Bu konuda söz kimindir? Söz Kur'an'ındır. Söz Resulullah'ındır. Söz müştehitlerindir, aliflerindir, abidlerindir, salihlerindir, evliyalarındır. Bak, 124 bin peygamberin, 124 milyondan ziyade evliyanın, asfiyanın aynı noktaya temerküz ettiği hakikatlara karşı bütün bunlar
İslamiyet'in güzelliğinin delilleri, ayetleri, hüccetleri olduğu halde bak bunları hiç dikkate almıyor. Değil mi? Dinden, maneviyattan, mukaddesattan hiç alakası olmayan bir filozofun çarpık, nakıs ve noksan bir düşüncesini alıyor kendine, hüccet kabul ediyor. Onun altında bak bu asırda binlerce insan ezilip kalıyor yani. Evet. Halbuki insan çok veham, ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder. Bakın yani insanda vehim ve vesvese var mı? Var. Ama insanda bir de akıl var. Mantık var, muhakeme var. Bakın. Yani, İslamiyet bizi delille, hüccetle, mantık ve muhakeme ile ispatla, izahla hakikati önümüze açıyor. Yani. Hristiyanlık dini gibi değil. Hristiyanlık dini diyor, aklını kapat gel. İslamiyet, aklını aç, gözünü de aç. Hakikati Kur'aniyeyi bak, tahkik et. Tahkik. İpsiz sapsız bir adamın sözü. Onu hüccet arıyorsun. Peki bir kişinin bir fikriyle kuyuya iniyorsun. Dünyada bakın haberin kaynaklarından birisi, daha doğrusu ilmin kaynaklarından birisi nedir? Doğru haberdir. İlmin, bilginin kaynaklarından birisi doğru haberdir. En doğru haber ise peygamberlerin ağzından çıkan haberdir. Çünkü peygamberlerin dünyasında yalan yok, yanlış yok. Şimdi 124 bin peygamber ne diyor? Allah var, ahiret var. Allah var, ahiret var. Hayatın hesabı var. Helalın hesabı var. Haramın azabı var. Baki ebedi bir cennet, ebedi rahmete mazhariyet, ebedi ve sonsuz bir cehennem var. Bütün peygamberler tevhidi, Allah'ın vahdaniyetini, hayat-ı bakiyenin gerçekleşeceğini ne yapmışlar? Beyan etmişler. Bu kitaplarla sabit, peygamberlerle sabit, 124 milyondan ziyade evliye ve asfiyanın tahkikatıyla, müşahadatıyla, keşfiyatıyla sabit bir hakikat. Şimdi bu kadar beyana, bu kadar hakikata karşı lakayt ve laubalık oluyor, gözünü kulağını kapatıyor, bir filozofun bir cümlesiyle ebedi hayatını ne yapıyor? Paramparça ediyor. İşte nefiste böyle bir kör nokta var mı? Var. Bu kör nokta, işte cehalet varsa, bir de Allah'tan gafil ise, o kör noktanın altına giriyor, helak olup bitiyor. Hazreti Ali bir zındıkla ahiret inancı hakkında konuşuyor. Hazreti Ali böyle konuşmaya başlıyor, bakıyor ki adamda şey yok. Mantık yok, muhakeme yok, delil yok, hüccet yok. Delilden anlamıyor. Akıl en büyük terazi, en büyük nimet. Adam hafif. Murakabe, muhasebe yapacak ağırlığı yok. Delilden anlamayınca işte delille bir meseleyi ispat edersin. Ama delilden anlamazsa nedir? İzam edeceksin. Ağzına bir laf vuracaksın, sonra lafın altında ezip bırakacaksın. Hazreti Ali bakıyor ki bu adam delilden anladığı yok. İlzam tekniğine geçiyor. Diyor ki o inanmayan, ahirete inanmayan adama, o zındıka, diyor ki varsayalım ki ahiret yok. Yani bir an tahayyül ve tasavvurla düşünelim ki ahiret yok. Eğer ahiret yoksa sen de kaybettin, ben de kaybettim. Senin de hayatın gitti, benim de hayatım gitti. Senin de gözün söndü, toprağa girdik ya çürüdük. Benim de gözüm söndü. Senin de enerjin, bağın, bahçen, varlığın, devletin, servetin sıfırladı, yok oldu, gitti. Benimki de. Eğer ahiret yoksa ikimiz de kaybettik. Eğer ahiret varsa ben kazandım, sen kaybettin. Bunu skora vurursan ben 1-0 öndeyim. Eğer ahiret varsa ben ebedi kazandım, sen de ebedi kaybettin bak. Bu işin ortası yok.
Halbuki İslamiyet'in mesele nedir? Gayet kesin ve açıktır yani. 124 peygamberin ifade ettiği bir hakikat. Kainatta bundan daha doğru haber yoktur yani. Ama işte bu asırda cehaletten ve gafletten gelen, bir küfr-i inadiden gelen, lakaytlıktan ve laubalikten gelen bir fikir ve düşünceyle insanlar haktan ve hakikattan ne yapıyorlar? Maalesef uzaklaşmış oluyorlar. Bakın devam et. Halbuki insan çok veham, ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder. Şimdi bakın, adam ticaretle meşgul oluyor. Bak o ne kadar tartıyor, ölçüyor, biçiyor ya. Buna bu malı vereseye vereceğim ama amması var. Git senet imzala. Başka git bankadan teminat mektubu al. Başka şöyle bu imza senin nüfus üzerine getir. Sağdan soldan tetkik tahkik bu adamın mazisine geçmişte almış mı çalmış mı vurmuş mu gasp etmiş mi kimdir nedir ticari ahlakı ne? Ulan verdiğin 10 kuruşluk mal soruşturduğun 100 tane soru. Bak dünya noktasından maddi menfaatimiz itibariyle hassasiyetle meseleyi ne yapıyoruz? Çok dakik, çok tahlilli, çok anazi bir şekilde adamın 7 suresini inceliyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Vereceğini görüyorsun ve vermiyorsun. Ya, bakın bu işin şakası yok. Ya. Allah'ın varlığı vehim ve hayal değil. Hayat-ı bakiye de rüya değil ya. Hakikat. Şu mülk ilahinin sahibi olan Allah'ın saltanatı bakidir, ebedi ve daimidir. Ve insan beka için yaratılmıştır. Dünyayı bir mülahaza için gösterdiğimiz dikkati, teyakkuzu, hassasiyeti 100 derece belki 1000 derece ahiret ve beka noktasından daha temkinli, daha dikkatli, yani daha teyakkuzla göstermemiz gerektiriyor. İşte bu sırrı hakikatini anlayan zatlar demişler ki esas sırat dünyada geçilir, ahirette değil. Yani, dünyada attığı adımda şuur. Şuur-u imani, istikamet, Allah'ın marziyatı, Allah'tan utanmak, hesap gününde mahcup olmamak, yarın ebedi nimetlerden mahrum olmamak. Bak, bütün dikkat ve teyakkuzda kendilerini hayat-ı bakiye göre hazırlamışlar. Azami dikkat, azami teyakkuz, azami ciddiyet, azami takva. Samet'in güzelliğini hayatlarında fiilen sergilemişler. İşte insandaki gaflet, bak dünya menfaati, maddi arzular, keyifler, zevkler itibarıyla değil mi? Öne gidiyoruz. Zamanını veriyorsun, enerjini veriyorsun, paranı veriyorsun, arkasında sıhhatini veriyorsun. Belki günahlara girince izzeti gidiyor, şerefi gidiyor, namusu gidiyor, her türlü şahseti paramparça oluyor. Onlara böyle iştiyakla gitti halde hayat-ı bakiye noktasında bak, duygusuz, hissiz, lakayt ve laubali. İşte bu laubaliliğin, bu lakaytlığın, bu perişaniyetin altında yatan iki sebep. Biri cehalet. Biri de gaflet. Şimdi iki gaflet demiştik. Biri mahiyetten gaflet. Bir de akıbetten gaflet. Akıbetten. İşte akıbetten gafletin en güzelliği işte öğrenciye sözün oğlum nasıl dersler? Hocam iyi. Ya gel bakalım karneye getirdi birinci sömestr. 5 tane zayıf. Lan hani iyiydi? Hocam yaz var, güz var, ne acele iş var. Zaten şu öğretmen ben babamın arkadaşı. Müdür de bizim akraba.
evirir, çevirir bu işi, götürürüz bak. Akıbetten gaflet. Çalışmıyor. Arkadaşları vurup geçiyor ve geride kalıyor. Şimdi, Müslümanın dünyasında akıbetten gaflet ne şeklinde? Bak, Peygamber diyor ki, şeytan sizi aldatmasın. Şeytan Allah'ın rahmetini sizin önünüze sererek sizi aldatmasın. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor, tehir şeytandandır. Tehir neredendir? Şeytandandır. Şeytan bak, tehir ettirir. Ben bazen söylüyorum şimdi sana, genç lise imtihanlarına hazırlanıyor, çalışıyor, gayret. Günde 7 saat, 8 saat çalışıyor. Hedefin ne? Hedefim işte Boğaziçi elektrik ve elektronik, günde 8 saat çalışıyor. Ben talebe, ve cedde vacide kim ne isterse Allah verir mi? Talebe Allah'ın rahmetinin bir cevabı, çalıştı. Yani dedim bak, sırf dünya için yaratılmış olmuşsun. Tamam, üniversiteye gireceksin, günde 8 saat çalışıyorsun. 24 saatte bir saatin de Allah için namaza tahsis et bak. Allah'ın emirleri nedir? Hafiftir, azdır bak. Tersi olsaydı zordu. 24 saatten 1 saat. 5 vakit namaz 1 saate geliyor mu? Kafi geliyor. İşte bir ay sonra Ramazan'a gireceğiz bak. Tersi olsaydı zor işte. Mayıs'ta oruç, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de hocam buraya kadar çıktı artık yeter. Öyle değil bak. 11 ay kemal lezzetle yiyoruz, bir ay oruç diyoruz. Allah'ın teklifleri hafif. Şimdi evladım bak sen üniversiteye hazırlanıyorsun. Senin bu başarını, bu performansını, bu hamiyetini tebrik ediyorum. Çok güzel ama ya bir saatinde şu namazı da bir saat içerisinde şey et. İlla Yasin ile Tebareke okumaya gerek yok. Değil mi? İhlasla efendim kulu Allah'la inna atine kafi gelir mi? Allah kabul eder mi? Eder. Bak gel bu namazını kıl. Bakın. Şeytanın destesi. Hocam hele dur. Hele dur. Tehir şeytandandır. Peygamberimiz böyle. Hocam hele dur. Şu liseyi bitireyim. Bak sen o zaman gör. Lise bitti. Hani bana söz vermiştin. Hocam hele dur. Şu üniversiteye gireyim. Şu üniversiteyi bitireyim. Bak üniversiteye gireyim. O zaman sen gör. Neyse kazandı üniversiteye girdi. Bak evladım artık 20 yaşına geldin. Raşitsin, aklın, mantığın, muhakemen var. Allah'a karşı görevini yerine getir. Hocam hele dur, şu fakülteyi bitireyim. Bak o zaman sen gör. Fakülteyi de bitirdi. Hani Ahmet ya sen söz demiştin. Hocam hele dur, bir işe gireyim. Bak o zaman sen gör. İşe girdi. Ya hocam beni çok sıkıştırıyorsun. Hele dur ya bir evleneyim. Bir dünyaya gireyim. Bak o zaman sen gör. Evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Hocam hele dur bunları büyüteyim. O zaman sen gör. Yıllar geçti. Hocam hele dur bunları bir evlendireyim. O zaman sen gör. Hocam hele dur bir emekli olayım. Emekli olduktan sonra iş yok, aş yok. Belki de ölmüşse iş yok. Aha, bak o zaman sen gör. Sonra bir gün 112 mi? Kapıya geldi. Acil. Hastaneye götürdüler. Kalbine 3 tane stent taktılar. Gözünü açtı hastanede. Hocam, bu hastalıktan kurtulayım. Bak o zaman sen gör. Ama Azra Aleyhisselam beklemiyor yani. Vakti, anı, zamanı gelince beklemiyor. Şimdi bir adamı düşün şimdi. Müteahhittir. 10 bin tane işçiyi çalıştırıyor. Bankanın ağzına geldi. Para çekecek devletten değil mi? İstikak çekecek. Şu kadar $1000 para alacak şeye 3 aydır çalışırdı elemanlara şey etmemiş, para vermemiş, ücretini ödememiş. Tam bankanın kapısında bakıyorsun sekteye kapten gitti. Öldü. Mübarek Azrail Aleyhisselam 5 dakikada müsaade etseydin, bu adam içeri girseydi, parayı alsaydı, ondan sonra fakir fukara dağılsaydı, ondan sonra da ölseydi, yok. Ölüm ansızın gelebilir mi? Gelir. Her akıllı mümin her an ölüme ne olandır? Muntazır olandır yani. Her an.
Cenab-ı Hak teyakkuzumuzu artırsın. Amin. Dünyevi işlerde gösterdiğimiz o teyakkuz, o dikkat, o hassasiyetin onda birini hayat-ı baki için göstersek bizim hayatımız fevkalade güzel olur. Ha, mesuliyet ve sorumluluk noktasından bugün anne babalar çocuklarının eğitimi koleje girsin, İngilizce okusun, matematik olimpiyatlarına gitsin, spor olsun, iki tane üç tane lisan bilsin manasında anne babalar çocuklarının dünyevi istikbaline tahsis ettikleri zamanın 1/40'ını, zekat kadarını bu çocuğun dinine, diyanetine, istikametine sarf etmiş olsaydı bugün ümmeti Muhammed böyle olmazdı. Maalesef dünyevi işlerdeki hassasiyetin karşısında hayat-ı baki noktasında nefsimizin destesi, şeytanın hilesi, rahavet ve tembellik içerisinde cehalet ve gafletin payı dehşetli büyüktür. Evet. Ahiret işi olursa onda 9 zarar ihtimali olduğu halde içtinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur. Bileme yühel aziz. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri mazi ve müstakbel ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. Şimdi yani insan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine makes ve ayna olduğu için insanın istat ve donatım yelpazesi çok vasi ve çok geniş. İnsanın mahiyetinin aynadarlığının bir cephesi mazidir. Geri dönüyorsun işte 30 senelik bir genç çocukluk, 30 senelik bir hayat. Hatıralar, maziler, sıkıntılar, sancılar, hayat mektebinde yaşadığın hususiyetler. Ha. Bu böyle. Teklif ve imtihan noktasından acılar, sıkıntılar, mükellefiyetler, rahavetler, tembellikler, hamiyetler, gayretler, istatların açılımı. Son geriye dön 40 senenin o cihette bir tahallül et. Ve bir de 40 sene içerisinde Cenab-ı Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlere bak. Allah seni yarattı. 40 sene içerisinde Allah seni nimetlerle donattı ve seni yaşattı. Bu mazi. Bir de istikbal. Son nefese kadar bak Allah dünyayı senin emrinde tahsis etti. Bak güneş senin emrinde, atmosfer senin emrinde, sular, bağlar, bahçeler. Bütün nimetleri Allah senin başına bağlamış. Demek mazideki Allah'ın sana açmış olduğu sofraları düşün. İstikbalde Allah'ın sana vereceği, hatta beka ve ebediyet boyutu içerisinde sana ihsan edeceği nimetlerin külliyetini nazara al. Bak, bu cihette insan hayvandan nedir? Çok farklıdır. Bu bir. İkincisi, gerek enfusi, gerek afaki, yani dahili ve harici şeylere taalluk eden idrakı külli ve umumidir. Şimdi bak insan, sonra birçok mahluk var ki şuuru kendine taalluk etmiyor. Mesela bilgisayarda, yani bugünkü bilgisayar teknolojisi hangi noktaya gelmiş olsa bile bak bilgisayar kendi kendini test edemiyor yani. Öyle fikri anlatıyorlar. İşte bu bilgisayar her suala cevap veriyor. Adam yazmış bilgisayarı ne var ne yok. Bilgisayarı evirmiş çevirmiş sonra çatlamış. Ne var ne yok. Allah Allah. Bak şimdi bilgisayar işte belli yazılım programı içerisinde o kadar. İnsan bak kendinin keşrafıdır. Aklı var, muhakemesi var, mantığı var. Başka hiddeti var, şiddeti var, şefkati var, hamiyeti var, aşkı var, davası var, sevdası var, mevlası var. Bak, koordinatları sonsuza ulaşıyor. Enfusi manada, değil mi? Cenab-ı Allah'ın sanatı içerisinde camiyeti ve külliyete mazhar en büyük mahluk kim? İnsan. Bak, kendini tanıyor, kendini murakabe ediyor, düşünüyor, tefekkür ediyor. Şefkati var, merhameti var, bak, iffeti var, istikameti var. Bak, bu cihette bakınca
insan hem enfüsü aleminde kendi donatımı itibarıyla, şuur itibarıyla pek şeyle kainatla alakadar, bir de afaka çıkıyor. Değil mi? İnsan afaka çıkıyor. Şimdi 6000 seneden beri bak beşer afak alemi itibarıyla ilimde, teknolojide, sanat hangi noktaya gelmiş? Bir tahayyül edin, bir tasavvur edin. Şu anda bak şu nimetlerin büyüklüğüne bakın. Beşerin eliyle Allah'ın bize bahşetmiş olduğu nimetler ne kadar bak. Nereden nereye geldik? Son 10 senede dünyada teknolojideki gelişmeler. Hazreti Adem'den 2000'e kadar ki gelişmeleri terazinin bir kefesine koy. 2000'den 2015'e, 15 senedeki teknoloji beşerin ömründen daha fazla açılım getirmiş. Bir de bu cihette insanın yelpazesine bakın. Etti ikincisi. Üçüncüsü? Üçüncüsü, inşaata lazım olan mukaddemeleri keşfe tertip etmektir. Bak bu da çok önemli. Mesela yani insan diyor inşaat yapacak. Yani misal veriyor da bu her şeyde cari olan bir kanun. İnşaat yapacaksın, değil mi? Ha. Daha adam inşaat yapmadan önce alıyor önüne hesaplama yapıyor. Bunun bir statik hesaplaması var, bir mühendislik hesaplamaları var. Bunun bir mukamet kat sayısı var. Bunun bir maliyeti var. Bunun bir proje özelliği var. Bunun bir de iç nakış değeri var. Bir dış mimarı var, bir de iç mimarı var. Sonra bunun bir de tezinatı var. Değil mi? Yani işte bir binayı yapmak için aşağı yukarı 1000 taneye ihtiyaç var. Malzemeye ihtiyaç var. Ne nerede, nasıl, ne şekilde kullanılacak? Bunu tertip etmek, bunu tefrik etmek, bunu yeri yerine yerleştirmek, bunu tanzim etmek, bunu motiflemek, bunu fıtrata muvafık şekilde yerleştirmek, giydirmek, o güzelliği devam ettirmek vasıf ve sıfatı kime verilmiş? Sadece insana verilmiş yani. Bak, yani. Sadece bina mı? Her şeyi de. Allah Allah. Şimdi bir arabanın içine açıyorsun. Allah. Motor aksamına bak. Hepsinin gayesi var. Hepsinin bütün içerisinde gayeye hizmet eden cihet ve cephesi var. Bak biri birinden ne yapıyorsun? Tefrik ediyorsun. İşte bu gaz için, bu motor için, bu fren için, bu teker için, bu şu, bu şu, bu da şu bak. Bütün detayları, teferruatı, hikmete medar tanzimatı, tanzim içerisindeki teşrifatı, teşrif içerisindeki o mehengin dönmesi, o mananın akışına medar ne kadar saikler, sebepler, vasıtalar, eşyalar, araçlar varsa bak onları tanzim etmek, yerleştirmek, tertip etmek, onu kollamak ve devam ettirmek. Bak bunları böyle arka arkaya sıralıyoruz. Bütün bu maharetler kimde mevcut? İnsanda mevcut. Peki bu üç vasıf bizi nereye götürmesi lazım? Bakın oku. Binaenaleyh, insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiddir. Bak şimdi burada bir hüküm cümlesi var. İnsanın, bakın dikkat et, en evvel ve en büyük vazifesi. En büyük vazifesi. Bak bir insanın en evvel en büyük vazifesi nedir? Tesbih. Allah'a tesbih etmek, Allah'a hamd etmektir. Şu üç tane saydı, bu hükme getirdi. Niye? Yani bu hükümle bu üç tane saydığımız arasında nasıl bir rabıta var, nasıl bir münasebet var? Bak bir kere, birinci neydi dedi? Sen mazin var ve istikbalin var. Mazide Allah'ın sana ikram ettiği nimetleri bir düşün. 50 yaşına geldin. Mazi aynasında 50 sene kaç ton su içtin? Hadi. Kaç ton kebap yedin? Söyle, korkma. Bal, kaymak, yağ. Allah. Allah'ın sana sergilediği sofralara bak. Evet. 50 sene yedin içtin diyor. Bu kadar yediklerinden, içtiklerinden dolayı Allah'a bir teşekkür, bir hamd etmeyecek misin? Bir hamden lillah demeyecek misin? Allah'ın nimetlerine karşı ya. Anadolu'da bir tabir var derler ki bir kahvenin
40 yıllık hatırı var. Mazi. Kaç yaşındaysan mesela, 50 yaşındasın, 50 sene yedin yani. Değil mi? Sadece mide dairesi. İnsanın hayatının istifade dairesi sadece mideye mi münhasır? Gördüklerin, işittiklerin, zevk ettiklerin, telezzüz ettiğin ne varsa bütün bu nimetler 50 sene senin önüne sofra açıldı. Bir seni lokantaya götürse bir yemek yedirse arkasında ne yapıyorsun? Ona teşekkür ediyor musun? Ha. Demek mazideki bütün bu nimetlerdi, bu sofralardan dolayı senin görevin ne? Allah'a hamd etmek, Allah'a tesbih etmek. Hamd edin. Ya Rabbi sen başıma yığdın, ikram ve ihsan ettin. Bütün nimetler senin ve senden. Bir de istikbal, değil mi? İstikbal aynası. Mukadder, Allah'ın takdir ettiği ömür ne kadarsa, 60 midir, 70 midir, 80 midir, 90 midir, Allah bilir. İlmi ilahide malum. Gelecek günler itibariyle Allah'ın sana bahşettiği sofralardan dolayı da sen ne yapacaksın? Allah'a hamd edeceksin, teşekkür edeceksin. Ama bu sofralar dünya ile kayıtlı ve kısıtlı değil. Değil mi? Öldükten sonra da beka açılıyor. Ebediyet boyutu içerisinde Allah'ın sonsuz nimetlerinden dolayı da biz Allah'a medyunu neyiz? Şükranız. Bu bir. Ha, ikincisi, bak sen enfüsü ve afaki nimetlerdeki farkı fark ediyorsun. Bak, sende akıl var, sende şuur var, sende idrak var. Allah seni donatım itibariyle çok mükemmel, çok cami halk etmiş. Enfüsü ve afaki nimetler itibariyle de seni hayvandan ayıran bütün bu vasıflardan dolayı da ziyade olarak ne yapman lazım? Allah'a hamd etmen, Allah'a tesbih etmen lazım. Ha. Üçüncüsü de, bakın, bak, eşyanın mukaddematı bir şeyin teşekkürüne lazım olan malzemeleri tedarik etme noktasında Allah sana şuur, temiz ve tefrik kabiliyeti vermiş. Neyi, nerede, nasıl, ne şekilde kullanacağını, neden, nasıl, ne şekilde fayda sağlayacağını bilecek istatlarla seni Allah ne yapmış? Donatmış. Şimdi bu üç manayı dikkate aldığımız zaman demek ki insanın dünyada ilk ve en birinci vazifesi Allah'ın bu sonsuz enfusi ve afaki nimetlerine karşı insanın en birinci vazifesi Allah'a tesbih etmektir. Hamd etmektir. Allah'a şükretmektir. Dolayısıyla insan niçin yaratılmış? Şükür için yaratılmış. Yani şükrün de en camisi, en kutsisi, en büyüğü nedir? Namazdır. Demek namaz kılan bir mümin daimi bir şakir rütbesini taşır. Namaz kılmayan o şükür makamından aşağı yuvarlanmış olur. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Amin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu menel hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.